أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli müminler, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri, biz insanları dünyada yemeye, içmeye ve elbise giyilmeye muhtaç kılmıştır. Yemeye, içmeye ihtiyacımız olduğu için, günlük olarak ihtiyaçlarımızı tekerrür ettiği için dünyada da çalışmak mecburiyetindeyiz. Bu yemek, içmek ihtiyacımızı çocuklarımızın, eşlerimizin de bu ihtiyacını görmek mecburiyetindeyiz. Yiyeceğimiz ve içeceğimiz rızıklarımızı helalinden temin etmek en önemli görevimizdir. Çünkü yediğimiz, içtiğimiz nimetler midemize indikten sonra orada faydalı olan kısmı vücudumuzun her tarafına yayılıyor. Göz ihtiyacını alıyor, kulak ihtiyacını alıyor, eller, ayaklar ihtiyacını alıyor, dil ihtiyacını alıyor, burun ihtiyacını alıyor. Bütün vücudun her bölümü ne ihtiyacı varsa o gıdalardan almış oluyor. Eğer haram gıdadan beslenmiş olursak, gözümüze, kalbimize, kulağımıza, dilimize, elimize, ayağımıza, saçımıza, sakalımıza o haram lokmadan gıda ulaşmış olur. Böyle olunca o göz ne kadar haramdan sakınabilir, o dil ne kadar yalandan sakınabilir, o kulak ne kadar gıybetten sakınabilir, o el ve ayak ne kadar haramdan sakınabilir. Yediği haram, içtiği haram ve giydiği haram olan insan ''Ya Rabbi, Ya Rabbi'' deyip yalvarsa, onun duası nasıl kabul edilebilir ki? Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ Nasıl onun duası kabul edilebilir ki? Diyor. Demek ki haram gıda ile beslenmiş olan bir dil yapmış olduğu dua, haram dua ile, haram lokma ile beslenmiş bir ellerin semaya doğru açılmış olması duanın kabulüne engel teşkil ediyor. Onun için evvela rızıklarımızı helalinden temin etmek lazım. Haram lokmaya hiç mi hiç tenezzül etmemek lazım. Hayati tehlikeyle karşı karşıya kalınca insan, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalınca insan ancak haram kendisine helal kılınır.
Açlıktan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir insan, murdar olmuş, kendi kendine gebermiş bir hayvanın etinden yiyebilir mi? Ölüm tehlikesi varsa ancak yiyebiliyor. Domuz eti de keza öyledir. Öyleyse, domuz eti deyince haram lokmayı onunla kıyaslayabiliriz. Domuz eti ne zaman yenir? Açlıktan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalınca. Peki bir insanın böyle bir sıkıntısı yoksa, kendisine, çocuklarına, eşine haram lokma yedirmesi, domuz eti yedirmesinden ne farkı var? Bundan dolayıdır ki, yemede ve içmede en önemli hassasiyetimiz, helalinden olması konusundaki hassasiyetimizdir. Aile reisi olarak evlerimizde çocuklarımızı biz yetiştirmemiz gerekiyor. Usul ve adabı, İslam'ın kriterlerini onlara biz öğretmemiz gerekiyor. Her gün yediğimiz, içtiğimiz, Rabbimizin sayısız nimetlerini kullandığımız, istifade ettiğimiz bu güzel nimetler karşısında nasıl davranmak gerekir? Hangi usul ve adaba riayet etmek gerekir? Bunu çocuklarımıza biz öğretmemiz gerekir. Bugünkü dersimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarında ve tavsiyelerinde yemekle alakalı, yemek adabıyla alakalı konuları müzakere etmeye çalışacağız. Kıymetli dostlar, yemek adabı dendiği zaman her gün en az iki defa veya üç defa yediğimize göre hepimizi ilgilendiren konulardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu noktadaki tavsiyelerini bugünkü dersimizde paylaşmış olacağız. Yemek adabı dendiği zaman bir yemekten önce, bir yemek esnasında, bir de yemekten sonra usul ve adab akla gelir. Yemekten önceki adapta çok önemli olan birinci madde olarak yemeğin menşei, yani bu rızkın menşei helal midir, değil midir? Bu açıdan gözden geçirmek lazım. Haram olduğundan dolayı biz imanımız gereği nefret ederiz. Dolayısıyla biz domuz etine başka bir şey tespit ettiğimiz için değil, haram olduğu için nefret ediyoruz. Murdar olmuş bir hayvan etini, besmelesiz kesilmiş, murdar olmuş, yuvarlanmış, gebermiş, ölmüş bir hayvan etini başka bir zarar gördüğümüzden dolayı değil, dinimiz müsaade etmediği için, haram olduğu için biz yemeyiz. Adam dağda otlamakta olan kocaman ineğinin peşine gidiyor, bakıyor ki yuvarlandı, öldü. Halbuki canlı canlı satacak olsa veya kasaba verecek olsa belki 10 bin lira, 12 bin lira yapacak kadar büyük bir hayvandır. Ama murdar olduğunu görünce artık bu haramdır diyor, 5 kuruş kâr edemeden hayvanı kurtlara, canavarlara bırakıyor. Niye? Haram olunca domuz etinden farkı yoktur diyor. Onun için yemek ve içmek konusunda dinimizin ortaya koyduğu kriterlerin en önemlisi, yemekten önce yemeği helal lokmadan temin etmek lazımdır, haram lokmadan değil. Bu noktada kazancımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Peki yemekten önce uyulması gereken usul ve adaptan bir tanesi de elleri yıkayarak sofraya oturmaktır. Yemekten önce ellerin yıkanması ile ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bereketü ta'am el-vudu'u kablehu. Yemeğin bereketi yemekten önce ellerin yıkanmasındadır. Vel-vudu'u ba'dehu. Yemekle ilgili iki defa el yıkanır. Birisi yemekten önce, birisi yemekten sonra. Kıymetli dostlar, yemekten önce el yıkamak bir sünnettir. Bu sünnet aşağı yukarı öldürülmüş ve terk edilmiş sünnetlerden birisi oldu. Ellerin yıkanması sünnet olduğu için yıkanır. Yani siz abdest almış olsanız, iki rekat namaz kılmış olsanız, sonra da buyurun sofraya demiş olsalar size, sadece elinizi yıkamadınız, abdest de aldınız ama sofraya oturmak için gidip lavaboda tekrar elleri yıkayarak sofraya oturmak sünnete uygun olan budur. Yemekten önce eller yıkanınca
Bu ellerin yıkanması bir sünnet olduğu gibi havlu vesaire kullanmadan yemeğe başlamak uygundur. Yani yemekten önce ellerimizi yıkarız, ancak havlu kullanmadan yemeğe başlarız. Yemekten önce elleri yıkamak için illa çıplak elle lokma almak gerekmez. Kaşıkla da yiyeceksin, çatalla da yiyeceksin. Sonuçta elini kullanacaksın, ekmekte kullanacaksın. Alâ küllü hâl, elimizi yemeğe başlamadan önce yıkamak nedir? Sünnettir. Peki, aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz hem tavsiye ediyor, hem de bize faydasını da söylüyor. Ne diyor? Diyor ki, yemekten önce ve yemekten sonra elleri yıkamak nedir? Berekettir diyor. Usul olarak kitaplarımızda detaylarına indiği zaman der ki, bir evde, bir sofrada birden fazla kişiye oturacaksa, efendim, önce gençler ellerini yıkar, sonra yaşlı olanlar ellerini yıkar. Yemekten sonra tam tersine, önce yaşlı olanlar yıkar, sonra genç olanlar yıkar, usul olarak. Peki, yemekten önce neden gençler yıkıyorlar? Gençler, yani gerekçe olarak da şöyle ifade ediliyor. Efendim, gençler ellerini yıkar, sofraya oturur, beklerler büyüklerimiz gelsin ve öyle başlayalım diye. Onlar sofrada beklemek suretiyle büyüklerine saygıyı ibraz ederler. Demek ki dostlar, yemekten önce ve yemekten sonra el yıkamak nedir? Sünnettir. Bize neyi sağlar? Yemekte bereketi sağlar. Peki, sofraya oturduk, ellerimizi yıkadık. Havlu kullanıyor muyduk? Kullanmıyoruz. Bu konuda yemekten sonra ellerimizi yıkayınca havlu kullanırız. İki şey söyleyeyim. Bir tanesi, sünnet olan elleri yıkamaktır. Biz ellerimizi yıkamayıp da ıslak mendille ellerimizi silsek, bu sünnet yerine geçer mi? Geçmez. Su bulamadığın zaman idare eder diyebiliriz. Ama ıslak mendille yıkamak, yıkamak değildir. Bakınız, elleri silmek değildir sünnet olan. Elleri yıkamaktır sünnet olan. Yıkamak su ile gerçekleşir ve damlayacak şekilde ellerin ıslanmış olacak. Ve elleri yıkamakta sünnet olan nedir? Parmakların ucunu yıkamak değildir. Şu bileklerden aşağısını yıkamaktır. Yani elimizi doğru düzgün yıkamaktır. Yıkar gibi olmak değildir, elleri doğrudan doğruya yıkamaktır. Böyle ucuna biraz su değdirdik, birbirine ellerimizi sürdük, tamam, öyle değil. Bir sünneti gerçekleştirecekse yemekten önce, ister lokantada ye kardeşim, isterse evinde ye, istersen fabrikada ye, bir defa sen Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetisin. Onun tavsiyeleri seni de beni de bağlar. Yemeğinde bereket olmasını arzu ediyorsan, sünnete uygun bir yemek yiyeyim diyorsan, ne yapacaksın? Ellerini doğru düzgün yıkayacaksın. Peki, bir, ellerimizi tamamen yıkayacağız. İki, ıslak mendille yıkamak, yıkamak sayılmadığını da bilmiş olacağız. Peki, ellerimizi yıkadık, sofraya oturdu. Şimdi yemeğe başlayacağız. Ne yapmamız lazım? Önce bir besmele çekmek lazım. Besmele ile başlamak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ طَعَامًا Sizden biriniz yemek yediği zaman, yemek yiyeceği zaman, فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ Yemeğe başlarken besmele nasıl olur? Bismillahirrahmanirrahim değil. Bismillah yeter. Veya Bismillahi hayrir razıkin, o da vardır. Bismillah deyince besmele ile başlama sünneti gerçekleşmiş olur. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, sizden biriniz yemeğe başlayacağı zaman Bismillah desin. Peki, olabilir ki insan besmeleyi unutabilir. Yemeğe başlarken besmeleyi unutabilir. Diyor ki devamında Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, fe in nesiye fi evvelihi, yemeğin başlangıcında Bismillah demeyi unuttuysak ne yapmalıyız? O zaman felyekul bismillahi fi evvelihi ve ahirihi. Hatırına geldiği zaman Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi diyeceksin. Bu onu telafi etmiş olur.
Yani Bismillahi fi evvelihi ve ahiri deyince yemeğin başından besmele çekmiş sayılırsın. Bir gün adamın bir tanesi gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda yemeğe durur. Yemeğe durduğunda aleyhissalatü vesselam Efendimiz ona bakar. Yemeğe duran besmelesiz başlar. Efendimiz de müteaccip bir şekilde ona bakar. Tam yemeğin sonuna doğru adam yemeği besmeleyi hatırlar. Besmeleyi hatırlayınca Bismillahi fi evvelihi ve ahiri der. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunun üzerine güler. Tebessüm eder. Neden tebessüm ettiniz ya Resulallah diye sorduklarında yemeğe başladığı zaman besmele çekmediği için şeytan da onunla beraber yemeğe koyuldu. Ne zaman ki besmeleyi hatırladı ve Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi dedi, şeytan sofradan uzaklaştı ve yediklerini de affedersiniz, onları da istifra etti. Yani artık o yediklerinden kendisine hiçbir nasip kalmadı diyor. Kıymetli dostlar, yemeğe başlarken besmele ile başlamak önemli sünnetlerden birisidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yetişen, Efendimizin terbiye ettiği, Efendimizin yetiştirdiği, ona hizmet eden Hazreti Enes Efendimiz radıyallahu anh ve yine aleyhissalatü vesselam Efendimizin tahti terbiyesinde onun teedibiyle yetişen Ömer İbni Ebu Seleme radıyallahu anh'a diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana Semmillah besmele çek. Besmele çekerek başla yemeğe demiştir. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha der ki sizden biriniz Efendimizden öğrendiğimi size söylüyorum diyor. Sizden biriniz yemeğe başlayacağı zaman mutlaka besmele çeksin. Unutursa evvelinde besmele çekmeyi unutursa Bismillahi evvelehu ve ahirehu demek suretiyle telafi etsin. Bir insan yemeğe başladığında başlangıçta besmeleyi unutsa, ortasında veya sonuna doğru besmele çekmiş olsa o yemeğin tamamını efendim besmeleyle yemiş sayılır, bereketini bulur. Ama bu şeyde öyle değildir. Meşrubatta öyle değildir. Su içerken öyle değildir. Yani su içerken her yudum ayrı kabul ediliyor. Başında besmele çekersen hepsini besmeleyle çekmiş sayılırsın. Başında değil de sonunda besmele çekersen sadece o son tarafını besmeleyle çekmiş sayılırsın. Besmele meselesinin ayrı bir özelliğini paylaşalım sizinle. Müslim'in naklettiği bir hadis-i şerifte Hazreti Cabir radıyallahu anh Efendimiz der ki ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum. Mealen söyleyeyim zamandan kazanmak için sizden biriniz evine girdiği zaman Allah'ın adını zikreder Esselamu Aleyküm derse evine girince Allah'ın adını zikretmek nasıl olur? Selam Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Esselamu Aleyküm dersin. Eve girdin kimse yoksa evde Esselamu Aleyna ve Ala İbadillahi Salihin dersin. Demek ki evimize girdiğimiz zaman ne yapmalıyız? Kim varsa evimizde selam vermeliyiz. Evimizde kimse yoksa ne yapmalıyız? Esselamu Aleyna ve Ala İbadillahi Salihin demeliyiz. Ala külli hal evimize girdiğimizde Allah'ın adını anmalıyız. Eve gelince Allah'ın selam adını anmalı, evdekilere selam vermeli, kimse yoksa biraz önce dediğim selamı vermeli. Bir insan evine girdi, Allah'ın adını zikretti, selam verdi. Sofraya oturdu, Allah'ın adını zikretti, orada Bismillah dedi. Şeytan arkadaşlarına der ki, bu gece burada biz geceleyemeyiz ve buradaki sofradan biz yemek yiyemeyiz, hadi burayı terk edelim. Eve girince verilen selam, şeytanın orada gecelemesini engeller. Sofraya oturduğumuz zaman besmele, şeytanın bizim sofrada oturup yemesini engeller diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir insan evine girdiği zaman selam vermezse, Allah'ın adını zikretmezse, şeytan der ki bu gece buradayız, otelimiz burası, bedava otel bulduk der arkadaşlarına. Sofraya oturduğu zaman da besmele çekmezse, bu sefer şeytan, lokantayı da bedavaya getirdik der. Dolayısıyla
o ev, o gece, selamsız girilen ev, besmelesiz oturulan sofrada, gözle gözükmeyen misafirler var o evde sabaha kadar. Otel olarak orasını kullanan şeytanlar vardır. Efendim, ve sofrada da bizim görmediğimiz başkaları vardır. Kıymetli dostlar, yine sahih kaynaklardan Müslim'in naklettiğine göre Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh Efendimiz anlatırlar. Derler ki, bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir sofrada idik. Henüz yemeğe başlamamıştık. Peygamber başlasın sallallahu aleyhi ve sellem, sonra biz başlarız deyip bekliyoruz. Efendimiz önce besmele çeksin, başlasın, sonra biz başlayalım diye böyle kemale edeple bekliyordu. Bir defasında bir kız çocuğu koşa koşa geldi. Sofraya oturdu. Sanki kız çocuğunu birisi böyle arkadan itiyordu. Koşa koşa geldi, hemen sofraya oturdu, elini uzattı, sofradan yemek istedi. Hızlı hızlı geldi, sanki birisi itiyordu onu diyor. Ve gelir gelmez sofraya oturdu, hemen elini uzattı, yemeye başlamak istedi. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz o kız çocuğunun elinden tuttu. Arkasından bir başkası geldi, bir bedevi geldi. O da sanki arkasından birisi onu itiyor gibi, birisi onu kovalıyor gibi geldi. Hemen gelir gelmez sofraya oturdu, tak elini uzattı, Efendimiz onun da elini tuttu. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki, bakın dedi, bu kız çocuğu koşa koşa geldi, arkasından bu insan koşa koşa geldi ve direkt sofraya saldırdılar. Birileri sanki bunları kovalıyordu. Şeytan bu sofradan yemek yemek istemiş. Bu kız çocuğunu kovalayarak besmelesiz başlamasını ve ancak bu sofradan öyle yiyebileceğini bildiği için kız çocuğunu kovaladı ve sofraya oturtup başlatmak istedi yemeğe. Ben onun elini tutunca ikinci bir kişiyi gönderdi. Onun da elini tuttum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz burasını anlatınca dedi ki, ben dedi şimdi kız çocuğun elini tutuyorum dedi. Ve bu adamın da elini tutuyorum. Şu anda dedi benim elimin içerisinde sadece bunların eli değil, şeytanın eli de vardır. Yani kıymetli dostlar, Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu anlattıkları bizim gözümüzle göremeyeceğimiz elbette olaylardır. Ancak Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize anlatınca âmennâ ve saddaknâ deriz. Besmelesiz sofrada kim vardır? Şeytan vardır. Şeytanlar vardır. Şeytanların olduğu yerde bereket olur mu? Olmaz. Çok kazanıyoruz, eskisine göre çok kazanıyoruz. Ve çok çeşitli yemekler yiyoruz. Eskiden bir çeşit, iki çeşit yemek yiyorduk. Ama eski insanların sağlığı gibi sağlığımız yok. Bir tahlil versek 40 tane yamuk tarafımız çıkıyor değil mi? Tahliller hep bozuk çıkıyor. Peki bu kadar gıdalar bizi niye adam etmiyor? Niye bizi çok daha güçlü hale getirmiyor? Kardeşim, kazanırken dikkat etmezsek, yerken besmele çekmezsek, yemeye başlarken ellerimizi yıkamazsak, bittikten sonra ellerimizi yıkamazsak, yani peygamber yemeği gibi bir yemek yiyemiyorsak, onun sofrası gibi bir sofra kuramıyorsak, mesele efendim böyle olur. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturuyordu. Adamın bir tanesi yemek yiyordu, besmele çekmemişti. Yemeğinden bir lokma kalmıştı. Ne zaman o lokmayı kaldırdı ağzına, Bismillahi evvelehu ve ahirehu dedi. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz gülerek مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ Şeytan onunla beraber yemeğe devam ediyordu. Ne zaman Allah'ın adını zikrettiyse şeytan hemen bıraktı ve yediklerini de boşalttı diyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Ve yine bu konuda besmele nasıl bereket sağlar bu konuda Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kâne ye'külü ta'amen fî sittetin min ashabihi. 6 kişiyle sofrada yemek yiyordu. 6 kişiydiler sofrada. Fecâ'e arabiyyün bir bedevi geldi. O da sofraya oturdu. Sofrada tabakta kalan yemeği 2 avuçta götürdü. 6 kişi yemek yiyordu.
Tabakta birazcık yemek vardı. Bir bedevi geldi, sofraya oturdu, iki avuçta yemeği götürdü. İki defa da götürdü, tabakta bir şey kalmadı, sildi süpürdü tabağı. Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, اَمَا اِنَّهُ لَوْ سَمَّا لَكَفَاكُمْ. Bu arkadaş, sofraya oturduğunda besmele çekseydi, bu tabaktaki yemek hepimize yetecekti buyurdu. Bak, altı kişi, bir de bu zat yedi kişi oldu. Efendim, gelen bu zat besmelesiz oturdu ve tabaktaki yemeği iki avuçta götürdü. Bir şey kalmadı. Sıfır sıfır, elde sıfır. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Eğer bu insan besmele çekmiş olsaydı bu yemek yedi kişiye yetecekti diyor. Demek ki yemenin bir usulü ve adabı var. Bunu hem kendimiz için hem de evde yetiştirdiğimiz usul ve adabı kendilerine öğreteceğimiz, öğretmek mecburiyetinde olduğumuz çocuklarımızla ilgili dikkat etmemiz gereken, evimizde konuşmamız gereken usul ve kriterlerdir. Önce demişti ki, helal lokmadan temin etmek lazım. İki, elleri yıkamak lazım. Üç, besmele çekmek lazım. Kıymetli dostlar, besmele ile ilgili birkaç rivayeti sizinle paylaşmış oldum. Üçüncü olarak, kıymetli dostlar, el-eklü bil-yedil-yümne, yemeği mutlaka sağ elle yemek lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağ el ile yemek konusunda ciddi hassasiyeti vardı kıymetli dostlar. Yani bir insan yemek yerken bir, sadece sağ eliyle yemelidir. Hem sağ el hem sol el kullanmamalıdır. Bazı insanlar solak olabilirler. Bir insan solak ise, yani sol elini kullanıyorsa yazıda işte, o da eğer mümkünse eğitim suretiyle sağ elle yemeye alışmalıdır. Neden öyle? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin özellikle sağ el ile yeme konusunda talimatı vardır, hassasiyet göstermiştir. Bir defa لَا يَأْكُلَنَّ اَحَدٌ مِّنْكُمْ بِشِمَالِهِ. Sakın ha sizden biriniz sol eliyle kesinlikle yemesin diye talimatı var. لَا يَأْكُلَنَّ اَحَدٌ مِّنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبْ بِهَا. Sakın sizden biriniz sol eliyle yemesin ve sol eliyle içmesin. Zira sol el ile yemek ve sol el eliyle kesinlikle şeytanın işidir buyurmuşlardır Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz sofraya oturmuş çocuk. Sofraya otururken efendim eli tabağın ortasına, sağına, soluna gidiyor. Yani sırayla önünden yemiyor. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, yavru bir besmele çek. İki sağ elinle ye. Üç önünden ye buyurmuşlardır. Demek ki Aleyhissalatu vesselam Efendimiz yemek usulünü ve adabını öğretirken sağ el ile yemekle yemek konusunda ihtimam göstermiş, itina göstermiştir. Şimdi kıymetli dostlar, bir insan yaptığını bilinçli yapmalıdır. Camiye girerken sağ ayakla giriyorsun, çıkarken sol ayakla çıkıyorsun. Tuvalete girerken sol ayakla giriyorsun, çıkarken sağ ayakla çıkıyorsun. Bu kritere uyduğun zaman sadece camiye girmiş olmuyorsun. Girerken bu hassasiyetten dolayı ayrı bir sevap alıyorsun. Çıkarken bu hassasiyetten dolayı ayrı bir sevap alıyorsun. Hele girmenin çıkmanın sevabı var mı? Bu hassasiyete uyarsan Efendimizin talimatını yerine getirdin diye elbette girişin ve çıkışın da ibadet olmuş olur. Yemek de öyledir. Karnımızı doyuracağız. Acıkmışız, karnımızı doyuracağız. Yemek yemektir, ihtiyacı gidermektir ama ibadete dönüşüyor mu? Dönüşüyor. Elini yıkıyorsun, bir sünnet oluyor. Efendim, sofraya oturuyorsun, besmele çekiyorsun, başka bir sünnet oluyor. Sağ elinle yiyorsun, başka bir sünnet oluyor. Bakınız yemek nereye dönüşüyor? İbadete dönüşüyor. Ve bu yemekte bereket oluyor kıymetli dostlar. Şimdi, yemekte bir defa acelecilik doğru değildir. Acelecilik doğru değildir. Elimizi yıkadık, oturduk sofraya, besmelemizi çektik.
Yerken sağ elimizi kullanacağız. Peki hocam, sağ elimde kaşık var, sağ elimde ekmek var, sol elimle beraber de lokmayı taşı, meyveyi neyse parçayı ağzıma taşısam olur mu? Yani bir defa ne buyurdu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Şeytan sol eliyle yer, sol eliyle içer. Sakın ha sizden biriniz sol eliyle yemesin, sol eliyle içmesin diyor. Ne yapmak lazım? Sağ elini boşalt, koy aşağı. Ondan sonra bilhassa kahvaltıda bardağı koyuyoruz sol tarafa. Sağ tarafta da sağ elimizle beraber de aldık bir parça ağzımıza koyduk. Daha onu indirmeden sol elle bardağı kaldırıyoruz çay içmeye veya su içmeye. Bu doğru değildir kıymetli dostlar. Dini kriterlere uygun bir yemek tarzı değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onayladığı ve bize tavsiye ettiği, öğrettiği bir yemek şekli değildir. Demek ki sol el ile yemek, sol el ile içmek ne değildir? Sünnete uygun değildir. Şeytanın yediği şekildir, içtiği şekildir. Bir gün bir dostumuzla bir sofrada ilk kez buluştuk. Böyle çok şen bir kardeşimizdi. Efendim, mütebessim bir kardeşimizdi, sıcakkanlı bir kardeşimizdi. Sofrada oturunca baktım ki sol elini sağ eli kadar kullanıyor yemekte. Böyle çok neşeli birisi görünce, samimi görünce dedim, kardeşim dedim ya şu sol elle yemeyelim dedim, sağ elle yemeye devam edelim. Tamam hocam dedi ya, bizim hanım da zaten bana hatırlatıyordu. Tamam hocam dedi. Tamam dedi ama iki dakika sonra yine sol el devreye girdi. Dedim ya hani dedim yemeyecektik, ya Allah Allah dedi, unuttum hocam dedi. Neyse tamam zarar etmez dedik unuttuysan. Biraz sonra iki dakika geçti aradan yine sol el devreye girdi. Dedim ne oldu kardeşim yani? Allah dedi ya. Kalktı gitti mutfağa. Mutfaktan geldikten sonra baktım eli sarılmış geldi. Sol eli sarılmış geldi. Allah Allah dedim mutfakta ekmek keserken parmağını mı kesti? Hayırdır dedim geçmiş olsun ne oldu dedim. Ya hocam dedi ben bu sol elimi sarmazsam dedi bu yine dedi biraz sonra yine kayacak dedi. Yemeğe içmeye müdahale edecek dedi. Bir müddet sağ elimle yemeğe alışıncaya kadar bu elimi böyle bağlayacağım dedi. Ve gerçekten de alıştı. Ondan sonra sol elini kullanmadı. Diyeceğim kardeşler, sol el ile kim yer? Siz söyleyin. Şeytan yer. Heh. O zaman sen ol da ben olayım. Bu yanlışı yapmayalım. Bu yanlışı yapmama konusunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyardı mı beni seni? Uyardı. Yeter mi onun uyarması? Yeter. Bir kere söylemesi yeter mi? Yeter. Onun için kıymetli dostlar, bu konu önemli kabul ediyorum. Neden önemli kabul ediyorum? Çünkü biz İslam kültürünü kaybettik. Sofralarımızda İslam kültürünü kaybettik. Efendim, eskilerimiz bu konuda hassas idiler. Besmele çekmeden yemeğe başlatmazlardı büyüklerimiz. İlla besmele çektirirlerdi. Ondan sonra sağ el ile yeme konusunda hassas idiler. Şimdi inanın ki ne hacısı ne hocası, hacısı da hancısı da hocası da talebesi de bu konuda hassas değillerdir. Kültürümüzü kaybettik. Din kültürümüzü kaybettik. Ve biraz önce kullandığım ifadeyi yine kullanayım. Eskisine göre çok çeşitli yemekler yiyoruz. Envai çeşitli yemekler yiyoruz. Bu kadar çeşit bizim dedelerimiz hiç görmemişlerdir. Ama onlar sağlıklıydılar. Biz sağlıklı değiliz. Biz onlar gibi sağlıklı değiliz. Efendim hormon mu hormon kardeşim? Hormon bir defa senin besmele çekmemende. Bir defa senin benim efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerini kale almadan yemek yememizde asıl hormon burası. Biz dinimizi hormonlaştırdık. Kıymetli dostlar, bir de insan önünden yemeli, tabağın önünden yemeli. Mesela salata gibi ortak yenen şeylerde mutlaka herkes kendi önünden yemeli. Tabağın her tarafına müdahale etmemeli. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz besmele çek, sağ elinle ye, önünden ye diye talimatını vermiş idi. Kıymetli dostlar, yemek yerken bu da dini bir kriterdir, bu da bir sünnettir kıymetli dostlar. Yemek yerken yiyeceğimiz lokmalardan bir lokma elimizden düştüğü takdirde
onu yere bırakmamalı, çöpe atmamalı, onu alıp bakmalı. Üzerine bir şey değdiyse onu uzaklaştırıp geri kalanı mutlaka yemeli. Bu da sünnetlerden bir sünnettir. Yani düşen lokma çöpe gitmemeli. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz اِذَا سَقَضَتْ لُقْمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيُمِتْ عَنْهَا الْاَذَا وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ Sizden birinizin lokması düştüğünde alsın, baksın, toz bir şey isabet ettiyse o tozu gidersin ve onu yesin. Onu bırakmasın, şeytana bırakmasın. Evet, bir de insan yemiş olduğu tabağı, yani kullanmış olduğu yemekte kullanmış olduğu tabakta efendim bir şeyi bırakmaması gerektiğini, onu yani yemek artıkları tabakta bırakılmaması gerektiğini zira fe innekum la tedruna min ayyi taamikumul bereke, yani o yediğiniz yemekte bereket neresindedir, hangi lokmasındadır, siz bunu bilemezsiniz. Belki o tabakta en son kalan kısım var ya, belki bereket oradadır. Kıymetli dostlar, şimdi modernlik taslıyor bazıları. Efendim, tabakta biraz bırakmalı. Eğer tamamen yersen, sünnet edersen tabağı, bu ne obur adamdır, doymamıştır. Doyduğun anlaşılsın diye tabağın dibine bırakmak lazım. Kim diyor bunu? Peygamber böyle bir şey söylemedi. Peygamberler de böyle bir şey söylemedi. Bu kimin usulüdür? Kimin kriteridir? Elbette bu dini bir veçhesi yoktur. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha der ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yemek yediği bir sofradan tabaklar içeri gelse, kesinlikle onun tabağını diğer tabaklardan ayırt ederdi. Yani tabağı öyle sünnet ederdi ki adeta yıkanmış gibi. Bir tabak ister çorba tabağı olsun, ister pilav tabağı, ne olursa olsun, kesinlikle tabak yendikten sonra dibinde yemek bırakılmamalı. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz işin bu cihetini söylediği zaman ne diyor? Yemeğin bereketi, sana fayda verecek, mikropları öldürecek, seni canlı tutacak olan bereketinin nerede olduğunu sen bilemezsin. Belki tabakta bıraktığındadır bereket. Onun için yemekte ne yapmak lazım? Efendim, tabağı sünnet etmek lazım. Bir de yemek yerken sultanlar gibi, ağalar, paşalar gibi değil, yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir şeye yaslanarak efendim yemek yemeyi uygun görmemiştir. Ve اَاكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَاَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ buyurmuş. Ben kölenin yediği gibi yerim, kölenin oturduğu gibi otururum buyurdu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yer sofrasında yemeğini yerdi. Masada, sandalyede değil, yer sofrasında yerdi. Öğle yemek sağlık açısından da çok uygundur. Hacı Salih Efendi diye zaman zaman sohbetlerimde alıntı yaparak kendisinden bahsettiğim, gerçekten saygı duyduğum bir Allah dostu vardı. Bir gün kendisini ziyarete gittiğimizde dedi ki, bana birisi dedi ki, neden yer sofrasında yemek yersiniz? Yemekleri yere koymak yemeklere hakaret değil midir? Masaya koyalım, yemekleri yukarıya taşıyalım. Daha düzgün, daha doğru değil midir? Dedi. Ben de kendisine dedim ki, acaba yemekleri masaya koyup yemekte mi yemeklere daha çok tazim var Allah'ın nimetine? Yoksa yer sofrasında efendim yemekte mi yemeklere daha çok tazim var, hürmet var Allah'ın nimetine? Dedi ki, sofraya koymakta, masanın üzerine koymakta daha çok tazim, hürmet var. Ben de dedim ki kendisine, bak dedi, masanın üzerine yemekleri koyduğun zaman sandalyeye oturuyorsun, yemeklerin karşısına kuruluyorsun, başlıyorsun yemeğe. Öbür türlü yer sofrasında yemeğe karşı eğiliyorsun, kalkıyorsun, eğiliyorsun, kalkıyorsun. Hangisinde daha çok tazim var, hürmet var? Elbette yer sofrasında daha çok tazim ve hürmet var. Sünnete uygun yemek tarzı hangisidir diye sorarsanız, masada yemek haramdır demiyorum, günahtır demiyorum. Ancak usule uygun, sünnete uygun bir yemek tarzıyla yemek yiyeyim derseniz,
yemeği yer sofrasına koyacaksınız, eğileceksiniz, kalkacaksınız. Öyle olunca da ne oluyor? İnsan bir dizini dikmiş oluyor, midenin de bir kısmı, mide tam boş olmuyor, doymadan da kalkma şansınız vardır. Eğer borçlarınızı ödemekte zorlanıyorsanız, az yemek yemiş olursunuz, iktisat yapmış olursunuz, borçlarınızı da kolay ödemiş olursunuz. Kıymetli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, اَكْرِمُوا الْخُبْزَ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى اَكْرَمَهُ Yemeğe saygıda, ekmeğe saygıda bulunun, hürmet edin. Çünkü Allah Celle Celaluhu ekmeğe değer vermiştir. Allah Celle Celaluhu ekmeğe nasıl değer vermiştir? Allah Celle Celaluhu ekmeği özel insan yiyeceği olarak yaratmıştır. Yani ekmek ne için fırında pişer? İnsan için pişer. Ekmek fırında kim için pişer? İnsan için pişer. Ekmek insan için pişirilir. Dolayısıyla Allah insana değer vermiştir. Özellikle ekmeği de insan için pişirilmeye has kılmıştır. Bu vesileyle Allah Celle Celaluhu ekmeğe değer vermiştir. Ey insanoğlu, sen de ekmeğe değer ver. Peki bir insan ekmeğe nasıl değer vermiş olur? Çok affedersiniz, yemekte ıslanan dudaklarını veya yemek bulaşan parmaklarını ekmekle silip de ekmeği çöpe atarsa bu ekmeğe hürmet olur mu? Olmaz. Yani bıçağı ekmekle temizleyeyim, ekmeği atayım. Dudaklarımı, parmaklarımı ekmekle sileyim, ekmeği atayım. Böyle bir şey olmaz. Yani ekmek gerçekten Cenab-ı Hakk'ın değer verdiği bir nimettir. Buna değer verdiğimiz zaman bizim kazancımızın, soframızın, evimizin elbette bereketi artacaktır. Kıymetli dostlar, sofrada hiçbir zaman oturan insanların midesini bulandıracak ne söz ne de tavır ve davranış ortaya koymamak lazım. Nezle grip olan bir insan sofrada milletin, insanların midesini bulandıracak tavır ve davranışı sofranın içerisinde, sofrada yapmamalıdır. Onun tedbirini almalıdır. Bir de yemek canın isteyebilir, istemeyebilir. Yani her yemeği herkesin midesi kabul etmeyebilir. Hiçbir zaman yemeği ayıplamamak lazım. Yani yemeğe bir takım kötü sözler söylememek lazım. Hele misafir olduğun zaman asla ve kata şu yemeği beğenmedim, bunun hoşuma gitmedi, bu olmadı, beceremediniz gibi ev sahibinin moralini bozacak bir söz asla söylememeli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sofraya oturduğu zaman efendim eğer bir yemek hoşuna gidiyorsa yerdi, hoşuna gitmiyorsa hoşuna gidenden yerdi, asla yemeği ayıplamazdı aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Kıymetli dostlar, bir yemek deyip geçmemek lazım. Hayatımızı yemek yiyerek sürdürüyoruz. Her gün yemeğimizi yiyoruz. Yaptığımız işlerin dini celil-i İslam'a, sünnet kriterlerine uygun olması hem hayatımızdaki bereket için önemlidir, hem de ahiretimiz için önemlidir. Bir yemek ihtiyacımızı gidermektir. Ama başından sonuna kadar usul ve kriterlere uyulduğu zaman namaz kılmak nasıl bir ibadetse yemek de ibadete dönüşmüş oluyor. Son olarak yemek bitti, ne olacak şimdi? Yemekten kalkacağız. Yemekten kalkarken Allah'a hamd etmeden kalkmamalı. Başlarken besmele, bitince hamd ederek yemeği bitirmek lazımdır. Kıymetli dostlar, aleyhissalatü vesselam Efendimizin muhtelif yemeklerde yapmış olduğu hamd cümleleri vardır. Ezan-ı Muhammedi okunduğu ben sadece en azından elhamdülillah demeli. En azından elhamdülillah demeli. Bir urolog, profesör ama çok mütedeyyin. Bir zamanlar bizim buraya öğrencilere, hoca efendilere sohbete getirtmiştik onu. Mütedeyyin, dindar birisiydi. Dedi ki ben dedi bu urolog devliye ile alakalı bir doktordur. Ben dedi İmam Hatip'te okurken dedi kitapları karıştırırken baktım ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu nimetleri helalinden bana veren, yedikten sonra çıkışı içinde bir yol yaratan, Allah'a hamdü senalar olsun diye Efendimizin duasını duymuştum. Şaşırmıştım. Yani bu nimetleri bana yediren, yedikten sonra, mideye girdikten sonra yaramayanların da çıkışını sağlayan, bağırsak suretiyle, bağırsak ve böbrekler vasıtasıyla sıvısını ve katısının dışarı çıkışını sağlayan Rabbime hamd ederim. Duasını duyunca şaşırmıştım dedi o urolog profesör.
Sonra dedi, meslek olarak biz urolog olunca, yemek yedikten sonra çıkış yollarına, profesör olmak için 30 senemi sadece o çıkış yollarının sağlıklı çıkış yolu nasıl olur, nasıl olmaz, bu yolda harcadım. Gerçekten bir insanın, çok affedersiniz, idrardaki sıkıntısı, bağırsaktaki sıkıntısı bir insanı perişan eden bir noktadır. Dolayısıyla yemeği yemek ne kadar önemliyse bunun çıkışının sağlanması da o kadar önemlidir. Yemek yedik, bitirdik, sofradan kalktık, mutlaka dua etmek lazım. Bir başkasının sofrasındaysak mutlaka ev sahibine dua etmek lazım. Birisi bize yemek ikram ettiyse o ikram eden kişiye dua etmek lazım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i sofraya davet eden kişiye yemekten sonra sofranızda Allah Celle Celaluhu oruç tutan insanların sizin sofranızda iftar etmesini nasip eylesin. İyi insanların sizin yemeğinizi yemesini nasip eylesin diye dua etmişti. Ekele ta'amekumul ebrar. İyi insanlar sizin yemeğinizi yesin. Ve aftar indekumus saimun. Oruçlu insanlar sizin sofranızda iftar etsin. Ve sallet aleykumul melaiketul mukarrabun. Allah'a yaklaşmış melekler, onların duası, istiğfarı sizin üzerinize olsun diye kendisine yemek ikram edenlere dua etmiştir ve kendisi her yemekten sonra da hamd etmiştir. Kıymetli dostlar, dersimin başında bazı kültürlerimizi kaybettik demiştim. Yemeğe başlarken besmele bittiği zaman dua kültürünü unuttuk. Talebelerimizle beraber bir lokantada yemek yerken, yemek bitince başladık sesli dua yapmaya. Lokantadaki herkes şaşırdı kaldı. Yemek lokanta oluyor, bir de lokantada dua mı olurmuş? Yok ya. Yemek olur da yemeğin olduğu her yerde ne olur? Dua olur kardeşim yani. Yemeği veren Allah'a hamd edeceksin. Bundan daha güzel ne olabilir? Peki bu kadarla noktalıyorum. Rabbim helal, bol, bereketli kazançlarla cümlemizi merzuk eylesin. Rabbim yediklerimize bereket ve afiyet ihsan eylesin. Haram lokmadan ebediyen bizi ve neslimizi muhafaza eylesin. Rabbim her birinizi helal, bol, bereketli kazançlarla merzuk eylesin. Yalana muhtaç eylemesin. Harama muhtaç eylemesin. Faize muhtaç eylemesin. Borçlar altına ezilmekten her birinizi muhafaza eylesin. Alacağını tahsil edemeyenlere Rabbim yardım eylesin. Çocuklarını evlendirecek olanlara, kendisi evlenecek olanlara Rabbim yardım eylesin. İşini yürütmekte zor durumda olanlara, ne yapacağım diye şaşıranlara Rabbim yardım eylesin. Hem dünyamızı hem ahiretimizi mamur eylesin. Lillahi'l-Fatiha.